Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur? Görüldüğü üzere özgürlüğün ağır bastığı bir şiirde yenilik olgusunun eksikliği ustalaşmanın en büyük çıkmazı. Yenilikçi olan ustalaşamıyor. Kiminin şiiri özgün? Okuduğumuz zaman şairin anlayabildiğimiz şiirler. Kiminin şiiri yenilikçi? Bir önceki kuşaktan aldıklarına farklı bir tarz, farklı bir yaklaşım getiren bilenlere şiirleri. Baktığımızda yazar burada kendi düşüncelerini bize kabul etmeye çalışmış. Yani bu bir tartışma tekniğiyle yazılmış bir metin diyebiliriz. Bu parçada bir düşünceyi aktarmak için daha çok hangi yola başvurulmuştur? Okumak başka bir şey, sohbet etmek başka bir şeydir diye giriş yapıyor parça. Okumakla sohbet etmek karşılaştırılmış. Yani düşünceyi aktarmak için daha çok karşılaştırma yöntemine başvurulmuş. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çok güzel bir Nisan sabahı. Bu sabah da her zamanki gibi erken kalktım. Pencereden etrafı seyrediyorum. Her yer ışıl ışıl. Baharın bu şirin sabahı içime gülücükler saçıyor adeta. Ben de ona karşılık selamlar veriyorum. Tebessümler gönderiyorum. Vakit çok erken. Her yer sakin ve sessiz. İhtimal bütün şehir uyuyor. Manalar, parklar, dükkanlar. Baktığımızda baharın bu şirin sabahının ona gülücükler saçması mümkün mü? Değil. Burada bir kişileştirme yapılmış. İnsana ait bir özellik. Cansız bir varlığa aktarılmış. Bize anlattığı bugün gözümüzde canlandı mı? Canlandı. Yani betimleyici ögelerden yararlanılmış. Anlatıcının duygusal etkilenmesi yansıtılmış mı? Yansıtılmış. Nezer diyor. Çok güzel bir nisan sabahı diyor. Ondan sonra gülücükler saçıyor içim içime diyor. Her yer ışıl ışıl diyor. Duygusal etkilenmesi yansıtılmış. Karşılaştırma yapılmış mı? Yapılmamış. Bitmemiş cümleler var mı? Var. Bir Nisan sabahı, ihtimal bütün şehir uyuyor. Manavlar, parklar, dükkanlar her yer sakin, sessiz. Dediği zamanlarda bitirilmemiş cümleler kurulmuş. Sadece karşılaştırma yapılmamış. Bu parçanın anlatımında yazar aşağıdaki duyguların hangisine yer vermemiştir? Pembe bir yaz şafağı söküyor usulca birazdan her şey yeniden başlayacak. Her şey yeniden başlamanın dirilten sevincini tadacak. İlk kuşlar yuvalarını terk edecek. İlk çocuk ağlayacak. İlk pencere açılacak. İlk ezan okunacak. Bir fırının tezgahında ilk ekmekler düşecek. Sokaktan sesler geliyorsa taze ekmek kokusu sarıyorsa etrafı her şeye rağmen hayat sürüyor demektir. Görme var mı? Var. İşitme var mı? Var. Dokunma var. Koklama var. Ama tat alma duyusunu anlatan bir cümle parçada kurulmamış. Bize hangisine yer verilmemiştir diye sorduğu için tatma diyebiliriz. Bu parçada yazar ilk cümledeki görüşünü anlaşılır ve görünür hale getirmek için aşağıdaki anlatım hangi anlatım tekliğine başvurmuştur? Şiiri yazmak yeniden anlamaktan daha kolay. Şiirin orta hallicesi Beyinlik ölçülerle sanat bilgisi yargılanabilir. Ama şiirin iyisi olağanı aşan kurallarının ve aklın üstündedir. Güzel şiire varmasını bileni bir coşkuluk sarar. Bir coşkunluk bu coşkunluk şiiri okuyup dinlettiği gibi bir başkasını da sarar. Nasıl ki mıknatıs bir iğneyi kendine çekmekle kalmaz. Onu da mıknatıslayıp başka iğneleri çekme gücünü verir ona. Tiyatrolarda daha açıkça görülür ki şairi öfkeye, yasa, kine kaptıran, dilediği yerde kendinden geçiren o kutsal esin gücü şair aracılığıyla oyuncuya, oyuncudan da bütün halka geçer. Birbirine aslan mıknatıslı iğneler dizisi gibi. Son cümleye baktığımızda birbirine aslan mıknatıslı iğneler dizisi gibi dediği için parçada benzetmeye başvurulmuştur diyebiliriz. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurulmamıştır? Bakalım paragrafı okuduğumuzda Tanpınar Yahya Kemal için dilin kapak kapılarını bize o açtı diyor. Doğrudur. Yahya Kemal şiir dilinin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Denebilir ki Tanpınar da nesir dilinin ne olduğunu gösterdi. O günlük dille kullandığımız kelimelerin bir sanat eserinde nasıl kullanılacağını öğretti. Böyle olduğu içindir ki onun huzur romanı Ahmet Haşim'in Şiiri tarifinde kullandığı cümle ile söylersek nesirle şiir arasında ve nesirden ziyade şiire yakın eşsiz bir romandı. Bakalım karşılaştırma yapılmış mı? Yapılmış. Tam Pınar Yahya Kemal arasında bir karşılaştırma yapılmış. Açıklama yapılmış mı? Bu iki yazar arasında açıklama yapılmış. Ahmet Haşim'in ve Tam Pınar'ın olduğu gibi alınıp bize aktarılmış ve tanık gösterme olarak kullanılmış mı? Kullanılmış. Tanımlama yapılmış mı? Yapılmış. Sadece bu parçada öykülemeye yer verilmemiş.